Mapusun içinde üç ağaç incir. Mapusun içinde üç ağaç incir. Elimde kelepçe, boynumda zincir. Boy zulüm zulüm. Aha. Başımda. Hadi kalk, bir tas çorba iç. İştahım yok oğlum. Zincir sallandıkça kollarım incir. Zincir sallandıkça her yanım sancı. Gönlünü kırdım. Düştüm bir ormana. Lakin yüreğime düşen korkuya ver evlat. Sana yapılan onca hürmeti görünce aklım şaştı. Etrafında pervane misali dönenlere bakıp en unuttum. Yol belli değil. Sen de unut baba. Benim canımı sıkan mesele başka. Gardiyan müdürden haber getirdi bugün. Beni eski koğuşuma alacaklarmış. Neden? Mahkumiyet her haktan mahrumiyet ya. Yan yana olmamız canlarını sıktı demek ki. Dur bakalım, ben bir Serdar'la görüşeyim. Bir hal çaresi var mı diye sorayım. Yok. Yok, ben konuştum. Mümkün değil diyor. Müdürün emri kesinmiş. Ne diyelim? Emir demiri keser. Biz de havalandırmadan havalandırmaya görürüz birbirimizi. Hadi bakalım, geç şunu. Mahir, çok kötü günler geçiriyorum, evet. Kalbim paramparça ve ben nasıl toparlayacağımı bile bilmiyorum. Ama Nazif Baba için vakit daralıyor. Ben senin elin kolun bağlı oturmadığına eminim. Ama yalvarıyorum, beni uzağına atma. Ne olur eskisi gibi mücadele edelim yine. Turgut'a gittim. Konuşmuştuk. Ona bir teklifte bulundum. Her şeyi itiraf et. Süleyman Yılmaz'ı öldürdüğünü savcıya anlat dedim. O da kabul etmedi tabii. Hayır etti. Katilin kendisi olduğunu itiraf edecek. Ne karşılığında? O benim babamın hayatını kurtarırsa ben de onu kurtaracağım. Hapisten kaçıracağım. Sen ne diyorsun Mahir? Ne diyorsun sen? Bu zamana kadar bizim tek istediğimiz adaletin yerini bulmasıydı. Başka çarem yok Feride. Dur bir dinle beni. Hayır, dinleyemem. Sen şu anda adaleti öldürüyorsun. O Turgut'a ceza kesmiyorsun, ödül veriyorsun. En büyük cezayı benim aileme kestiler. O Turgut Bahar'ı öldürttü. Anneni, kardeşini, Serra'yı. Eli bu kadar kanlı bir adamı sen ipten alamazsın. Ben bunu kabul etmiyorum. Adalet yerini bulmamış olacak o zaman. Babam asılacak benim, babam. Ne adaletinden bahsediyorsun? Babamı eve getirmek dışında başka bir isteğim yok benim. Çaresizliğimi görmüyor musun Feride? Hayır. Ne olur.
olur sakin ol, yalvarıyorum. Bak ne zaman böyle öfkelensen hata yapıyorsun, ne olur. O şerefsizi içeriden çıkarmak benim de hiç hoşuma gitmiyor. İçim acımıyor mu? Anneme Bahar'ı unuttun mu sanıyorsun? Ama onlar yok. Sadece kalbimdeler. Oysa babam kanlı canlı, hayatta. Gözümün önünde babamı assalar ben yaşar mıyım sanıyorsun? Geriye bir Mahir kalır mı sanıyorsun? Ölüm bu kadar yakınımıza gelmişken beni bir başıma bırakma. Sen karşımda durursan ben başaramam. Pilav yapayım dedim. Anne. Hı? Ben yarın okula başlayacağım. Abimle de konuştum. Başla tabii kızım. Kaydını kuydunu yaptırdın. Bir eksiğin falan yok değil mi? Yok, merak etme. Aman derslerini ihmal etme. Hocalarını can kulağıyla dinle. Güzelce fakülteyi bitir. Hiçbir zaman da kendi emelinden vazgeçme. Vazgeçmeyeceğim zaten. Bak Feride kızıma. Nasıl mert, nasıl dürüst. Cansiperane adalet için savaşıyor o kadar erkeğin arasında. Sen de onu örnek al. Hakim ol, savcı ol. Ne istersen ol. Ama hakkaniyetli olmayı hiç unutma. Zaten o yüzden hukuk fakültesini seçtim ben anne. Kim bilir babam gibi ne mazlum insanlar var hakkı yanan, boş yere ceza çeken. Aferin benim akıllı, güzel kızım. Canım kızım. Ben senin kadar hukuku bilmiyorum Mehmet. Tek duyduğum vicdanımın sesi. Tek rehberim kalbim. Sen bana böyle arkanı döndüğüne göre belli ki büyük bir hata ediyorum. Ama benim babama da günah değil mi Feride? Hakim olarak benim karşıma böyle bir itirafname gelseydi. Adam da yok, kayıp. Belki de kafasına silah dayayıp aldınız derdim. Turgut senin sayende özgürlüğüne kavuşacağı için mahkemede ifadesini doğrulayamayacak. Bak gördün mü? Kötü bir plan bu. Tehlikeli. Eğer sanık tanık olmazsa elimizde bir delil olması lazım. Ama sen de ben de biliyoruz yok. Aramadığımız ihtimal kalmadı. Olsaydı bugüne kadar bulurduk. O güne dair bütün kanıtları yok etmiş Turgut. Evet. Biz bir delil bulamadık. Ama Turgut şimdi özgür olmak istiyorsa bize bir delil de verecek.
tehlikeye atacak bir delil olsa bu zamana kadar neden saklasın ki? İçimden bir ses Turgut'un elinden hiçbir şey çıkarmayacağını söylüyor. Adam hayatta herkese oyun oynuyor. Bu cinayet kişisel bir dava için değil. O suç çetesine zarar gelmesin diye işlendi. Kendinin katil olduğunu kanıtlayan delilden bahsediyoruz ama. Haklısın. Yine de şansımı deneyeceğim. Turgut'u bir sıkıştıracağım. Ne zaman ifade verecek Turgut? Hapishanedeki savcıya bir kağıt bıraktım. Turgut'un ifade vermek istediğine dair. Herhalde yarın alınır. Duaların esirgeme. Bir terslik çıkmasın. Senin duaların olmasa ben bir milim yol gidemem. Eğer ayakta güçlü duruyorsam senin sevdan sayesinde. Desteğini benden esirgeme. Sana hak vermesem de anlıyorum. Elini hiç bırakmayacağım. Söz veriyorum Mahir Kara. İyi günde de, kötü gününde de. Tek isteğim artık bu kabusun bitmesi. Bitecek değil mi? İnşallah Sevda. Önde müdüre gidiyordum. Azarı göze aldım, tutanak tutturacaktı. Günaydın. Günaydın. Ne alacaksın bana? Yeni çıkan Emel Sayın'ın 45'liğini alayım mı sen? O gider.
sağ olun. Ben şeftali sevmem. Dokunamam bile. Ancak soyarsanız yiyebilirim cancağızım. Önce ellerinizi yıkayın. Yoksa yemem. Kiminle konuşuyordun? Şiir okuyordum canım. Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Hayır. Henüz ifadeni vermedin. Tabii ya, bir de o vardı değil mi? Hazırım. Getir savcıyı. Sen hukuku benden iyi bilirsin. İşine göre evirip çevirdiğine göre yalayıp yutmuşsun. Babamı kurtarmaya bir kağıt parçası yetmez. Korktun değil mi? Söyle. Yattı bu iş. Yapamayacaksın. Sana inanmamalıydım. Beni boşuna umutlandırdın. Boşuna heveslendirdin. Kes tatavayı, dinle. Bu zamana kadar biz bulmayalım diye sakladığın deliller var ya. İşte birini şapkadan çıkarma vaktin geldi. Çok sağ ol amcasın. Bana yerini söyleyebileceğin bir delil var mı? Saklamak zor. Hele senden. Hepsini yok ettim. İyi. Cenaze namazında görüşürüz o zaman. Dur. Anlamadım. Biraz müsaade et de düşüneyim değil mi ya? Eğer beni buradan çıkarmazsan gerekirse dilimi keserim. Babanla beraber gömersin beni. Sözüm söz. Söyle. Evde. Kasada. Kasa nerede? Yatak odasında. Dolapta gizli. Günaydın yenge. Günaydın. Necdet banyoda, ben haber vereyim mi? Yok. Hiç gerek yok yenge. Abimi rahatsız etmeyelim. Ben bunları bırakmaya gelmiştim zaten. Bunlar Necdet'in mi? Evet yenge. Ben gideyim artık. Sen şu itinaya. Kemal'e söyle ekibin başında gitsin. Ne olur ne olmaz, işi sağlamalı. Anlaşıldı komiserim. Komiser Yasin. Yasin, ben Mahir. Acil yardımına ihtiyacım var. Emrin olur kardeşim. Hemen Turgut'un evine gitmen lazım. Yatak odasında dolabın içinde kasası varmış. Ne yapıyor aç o kasayı? İçinde davayla alakalı delil var. Hani şu başsavcının odasında bulduğum parmak izi vardı ya. Sonra değiştirilmişti. Aslı Turgut'taymış.
Mahir iyi de sen neredesin? Nereden biliyorsun bütün bunları? Sonra anlatırım Yasin, şimdi vakit yok. Hemen dediklerimi yap. Delili alır almaz da Feride'ye götür. Acele et. Tamam abi, hemen çıkıyorum. Gazetemiz Sayın Savcı. Sen de kimsin? Ben Salih dayı, yeni atandım. Paspas yapıyordum da burada çöpü görünce boşaltayım dedim. He, iyi iyi, hayırlı olsun. Ne bekliyorsun? Biraz sonra savcı gelirse paralar seni. Hadi. Tamam tamam, endişelenme dayı. İki dakikada boşaltır gelirim. Paspas unutma. Gelsin Salih. Sağ olasın. Şey hazır mı? Günaydın. Hazır. Ekmek de kızartayım mı yanında? Yok. Çocuklar benim takımları getireceklerdi. Getirdiler mi? Getirdiler. Getirmezler mi? Ben dolaba astım onları. İstiyorsan çıkarayım. Ben hallederim. Baba, seninle mühim bir şey konuşmak istiyorum. Tabii yavrum, gel otur. Meraklandırdın beni. Ben bir şey öğrendim. Melih, Yargıtay hakimine gidip Mahir'le ilişkimiz olduğunu söylemiş. Ne? Emin misin? Evet. Peki ama böyle bir şeyi neden yapsın? Sana ne kadar düşkündü? Hiçbir mana veremedim. Bilmiyorum. Sen onu zorlamış olabilir misin baba? Bu meseleyle hiçbir alakam yok. Melih'in hakimle konuştuğunu bile bilmiyorum. Neden böyle bir şeye vesile olayım? Ne maksadım olabilir? Çünkü Mahir'le ilişkimizi tasvip etmediğin aşikar. Hep karşı çıkıyorsun. O adamdan zerre kadar haz etmediğimi hiçbir zaman gizlemedim. Gizlemeye de niyetim yok. Ama evlatlarımı birbirine düşürecek kadar da alçalmadım. Böyle düşünmen beni derinden yaraladıksın. Baba, maksadım seni üzmek değildi. Müsaadenle, okuyacaklarım var. Baba, lütfen. Çok özür dilerim. Ama ne olur anla beni. Ben ne düşüneceğimi şaşırdım. Aklım karmakarışık. Bir cevap, bir neden arıyorum. Ne olur bir şey söyle. Melih neden böyle bir şey yapsın ki? Ha? O gün benim yanıma geldiğinde gayet sevgi doluydu. Aramızda hiçbir husumet olmadığı belliydi. Ne olur bana yardım et. Öğrensen ne değişecek kızım? Daha çok yara alacaksın. Melih'i geri getirmeyecek. Sebebi ne olursa olsun, kardeşin geri gelmeyecek. En acı hakikat bu.
Alo. Hakim Bey, ben Suna. Feride Hanım'la ilgili raporumu az evvel bitirdim. Şimdi size telex çekeceğim. Bekliyorum. Hemen okumanızı rica edeceğim. Zira Feride Hanım istifasını vermek üzere. Nasıl? Olmuş mu? Çok yakışmış. Kime bu hazırlıklar böyle? Kimseye. Kendim için. Enişteni gideceğiz. Teşekkür edeceksin. Sonuçta senin istediğin oldu. Taşınmıyoruz bir yere. Enişteme neden gideceğiz ki? Akşam eve gelmeyecek mi zaten? Gitmemize lüzum yok. Ya geliyor. Kaç gündür adamın yüzünü görüyor musun sen? Ben görmüyorum çünkü yani. Akşam sofrasında oturuyor mu bizle? İşi var belli ki. Tamam şekerim, ben de ondan diyorum. Bak, o bizi sevindirdi. Biz de gidip onu sevindirelim. Hem zaten ben kaç gündür evde çok sıkıldım. Böyle afakanlar basıyor artık. Bana da değişiklik olur ablacığım. Hadi kalk güzelim, oyalanma. O yüzüne de güzel bir tebessüm yerleştir. O kadar senin için uğraştık, biraz tebessüm et adama, ayıp vallahi. Hadi adalet hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir arkadaşlar. Haklıyla haksız, suçluyla suçsuz ancak adaletle ayırt edilir. İşte burada, hukuk fakültesinde adaleti nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz. Sizler de vakti geldiğinde karanlıklara ışık tutacaksınız. Efendim? Madem adalet var, suçlu suçsuzdan ayırt ediliyor. Benim babam niye suçsuz yere hapiste o zaman? Madem adalet karanlığa ışık tutuyor, kimin haklı, kimin haksız olduğunu mahkemeler ölçüyor, babamı niye günahsız yere asacaklar? Adaletinizin buna bir cevabı var mı? Aa, tamam. Nasıl konuşuyor hocayla böyle ya? Susun arkadaşlar. Ben Feride Hanım'a haber verip geliyorum. Yasin, hoş geldin. Geç.
Bizi yalnız bırakır mısın Muhalle? Tabii Feride Hanım. Kötü bir şey mi oldu? Size bir emanet getirdim Feride Hanım. Nedir bu? Yoksa... Evet. Bütün hakikati ortaya çıkaracak değil. Yasin inanamıyorum. Bu parmak izi... Bu alelade bir delil değil. Bu aynı zamanda Nazif Baba'nın özgürlüğü resmen. Ve de Turgut'un idamına giden yol. İyiydi Feride. Mahir buna nasıl ulaştı? Turgut başını yakacak tek delili niye verdi? Orasını hala çözemedim. Çünkü Mahir... Ne? Söylesene Feride. Aklından ne geçiyor Mahir'in? Neyin karşılığında aldı bunu? Mahir Turgut'u kaçıracak. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Bizim tek emelimiz o adamın cezasını çekmesi değil mi? Bunun için sadece delile değil, aynı zamanda Turgut'un her şeyi itiraf ettiği ifadesine ihtiyacımız var. Boğazını da sıksak vermez Turgut o ifadeyi. Verecek. Mahir anlaşmış diyorum. Turgut'u o hücreden çıkaracak. Turgut ifade verecek ve bütün hakikati anlatacak. Ne yapacağız peki şimdi? Hadi çıkalım. Mahir'le sözleşmiştik zaten. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. İçinin taştığını, her aldığın nefesin nasıl canını yaktığını, Nazif babanın sizden uzak olduğu her an nasıl üzüldüğünü o kadar iyi anlıyorum ki. Evet, isyan etmek, kapıyı çekip çıkmak da bir yol. Evet, ardına bakmadan yürüyüp gidebilirsin. Ama bu doğru yol mu sonra? Bunun için mi bu kadar çalıştın, kazandın bu okulu? Hiçbir şey umurumda değil. Bu seni sadece hedefinden uzaklaştırır Songül. Ama savaşırsan, ne bileyim, masum bir insanın kurtulmasına vesile olabilirsin mesela. Ya zaten bunun için girmedik mi hukuk fakültesine? Haksızlıklara karşı çıkmak için, adaletli bir düzen için. Masumların hakkını savunmaya geldik buraya. Aynen öyle. O zaman kantine gidelim. Üniversitedeki ilk gazozunu ısmarlayacağım, hadi. Mehmet Sayın Bey, nereye böyle? Acil bir işim çıktı Kerim Hanım. Yemeğe dönersiniz herhalde. Hayır, gecikirim. Beni beklemeyin, siz yiyin. Ay Allah, çok mu mühim bir iş? Bir terslik yoktur inşallah. Halletmem gereken bir husus var Kerim Hanım. Yasin halletmiş diye duydum bu meseleyi, doğru mu? Dedi ama umarım halletmiştir. İnşallah. Merhaba Osman. Merhaba Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Yoktun derste bugün. Evet, yetişemedim. Ben de senden ders notlarını isteyecektim. Ha tabii. Tabii, akşam temize çekeyim veririm. Çok sağ ol.
Tanıştırayım. Songül, Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Bir kız arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Değil zaten. Songül benim liseden sınıf arkadaşım. Zaten nişanlı o. Öyle mi? Gazoz. Selim. Buyurun Sayın Bakan. Şu Barut Necdet'in mekanını biliyor musun? Hayır efendim ama derhal öğreniriz. Getir o adamı bana. Ne diyelim efendim? Maruzatınızı belirtelim mi? Sana ne be adam? Getir diyorsam ivedilikle getireceksin. Başlayın efendim. Oğlum bu ay iki kireyi denkleştiremedim. Patrona desem arka çıkar mı lan? Verir verir. O yenge hoş geldiniz. Necdet içeride mi? İçeride yenge. Siz buyurun ben abiye haber vereyim. Yasin bulmuş. Turgut'un başsavcının odasındaki parmak izini değiştirdiğine dair olan kanıt. Turgut'un bu cinayetin katili olduğunu destekliyor. Zaten Turgut kabul ediyor. Bitti artık. Bu dosya hakkıyla kapandı. Başardın Mahir'im. Hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmedin. Bak, babanın masum olduğunu ispat ettin. Onu evine götürebileceksin artık. Maalesef sevinmek için henüz erken Sevda. Hapishanedeki savcı ifadeyi almıyor. Belli ki o hapishanedeki herkes tembihli. Turgut'u yok sayıyorlar. Tamam. Başka bir yol bulacağız demektir. Nasıl yapacağız bunu? O savcıyı ikna etmem imkansız. Adam beni müstahdem zannediyor. Kale almaz, dinlemez bile beni. O adamı boş vereceğiz. Bak, Ahmet Savcı'ya gideceğiz. Ahmet Savcı hem Turgut'un davasına bakan savcı, aynı zamanda güvenilir, temiz biri. Asla satın alınamaz. Ayrıca Nazif Baba'nın suçsuzluğuna inandığını bilhassa dile getirdi. Turgut'tan hemen ifade almak isteyecektir. Ben seni aç mı bıraktım, açıkta mı bıraktım? Sen bu elleri benim kasama niye sağlıyorsun lan? Bir hatadır oldu abi, gözünü seveyim acı bana. Hata dediğin bir kere olur oğlum. Sen 3-5 tıklamışsın. Oğlum ben bana yanlış yapan yaşatır mıyım ha? Yaşatır mıyım lan? Abi. Ne var lan? Yenge geldi. Kim? Yenge. Ayten mi? Evet abi. Allah Allah. Seninle daha işim bitmedi. Anladın mı? Uzun sürdü. Ulaşamadın mı acaba? Belki de kabul ettiremedi. Adam korkmuş olabilir. Akın hakimin başına gelenler ortada abi. Kimse kalp krizi olduğuna inanmıyor. Konuşmayı kabul etti. Birazdan burada olacak. Helal sana be hakim hanım. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen olmasan ne yapardım ben?
Sultan, Ayten. Hayırdır gece gece yollara düşmüşsünüz? Çok sıkıldım evde Necdet. Hem sen de işten başını kaldırıp kaç gündür eve gelemiyordun. İyisin dedim. Biz kalkıp gidelim. Hem sohbet ederiz, hasret gideriz. Hem de şu yeni şarkıcıyı dinleriz dedim Nurten'e. Sevinmedin mi yoksa bizi gördün? Acıktın mı kuzum sen? Otur da yeme, bak üstüne dökecek. Aferin. Aferin. Gel üstünü değiştir. Geldi. Rica ediyorum, konuşmayı bana bırakın. Eğer Turgut'u kaçıracağımızı söylersek kabul etmez. Yalan mı söyleyeceğiz? Mahir müstahdem kılığıyla bir idam mahkumunu kaçırmayı düşünüyorsun. Bu küçük yalan seni sarsmaz herhalde. Gerekirse söyleyeceğiz abi. Her şey Nazif Baba için. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Bu saatte buraya geldiğiniz için minnettarım. Açıkçası Turgut Akın'la alakalı deyince yok sayamadım. Buyurun oturun. Bir çay içer misiniz? Su yeterli. Ahmet Bey, yardımınıza ihtiyacımız var. Elimden gelen bir şey varsa tabii ki. Thank you.